güçlüydü. Ve bu salondaki coşku, bunun yansıması, çok değerli yoldaşlarla bir aylık bir süreci birlikte örgütleyeceğiz ve talan ve yıkınla kentlerimizi bizim mezarlığımıza çeviren bu rantçı sisteme karşı ekolojik kentleri kurmak üzere sokaklarında rahat yürüyemediğimiz İstanbul Sözleşmemizi elimizden alanlara karşı bütün haklarımızı alacağımız, bunların hesabını soracağımız, katledilen kız kardeşlerimizin İpek Er'in hesabını soracağımız günleri inşa etmek üzere hapishanelerdeki tutsaklarımızı, hasta tutsaklarımızı alacağımızı günleri getirmek üzere ve katledilen işçi sınıfının bütün haklarını kazanmak üzere bir mücadelede yola çıktık. Türkiye ve Kürdistan'da sömürgeciliğe, işgale, savaşa karşı birleşik mücadelemizle kazanacağız. Biz kazanacağız. Sarayları yıkacağız. Biz kazanacağız. Anser Keftin, Anser Keftin. 12 yıl boyunca bu tek parti iktidarına karşı hukuk alanında mücadele ettim. Şimdi mücadelemi farklı bir alana taşımak istiyorum. Siyaset alanına taşımak istiyorum. Fakat şunu unutmayalım. Mücadele sadece hukuktan ibaret değildir. Sadece siyasetten de ibaret değil. Sokaklar mücadele alanımız. Her yer mücadele alanımız. Bunu unutmayacağız. Beymana... avukatlarındandım. Feymana burada Şakran cezaevi önünde yapılan son tiyatro diyeceğim ben. Çünkü o bir duruşma değildi. Tiyatroda dan sonra biz bir açıklama yaptık ve bir söz vermiştim. Demiştim ki biz gerçek katillerin bulunması için elimizden geleni yapacağız ve her alanda sadece hukuktan ibaret değil, her alanda da o gerçek katillerin ortaya çıkması için elimizden geleni yapacağımızı belirtmiştik. Bu sözümüzü hala tekrar ediyorum. Bu bilge bir insan başarı kesindir, başka türlüsü mümkün değildir demişti. Başarı kesindir, başka türlüsü mümkün değildir. Çukurunda katledilmesini asla unutmayacağız ve bunların hesabını mutlaka soracağız. Sadece o şerefsiz katilden değil, arkasındaki bütün güçlerden tek tek bunun hesabını soracağız. Saldığımız bir seçim olduğunu biliyoruz. Yani iktidar ayakta kalmak için her türlü kötülüğü yapmaya çalışıyor. Biz de bu kötülük düzenini ortadan kaldırmak için her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Biz Yeşil Sol Parti olarak yaşadığımız tarihsel koşullarda bir sorumlulukla karşı karşıya kaldık. Burada yani Türkiye'de hiçbir hukuk sistemi kalmadı. Ortak birlikte Birleşik Partimiz olan HDP'ye dönük her türlü hukuk saldırı, siyasal saldırı yapıldı. Ve en sonunda seçim arefesinde kapatılma tehdidi altında olduğu için Yeşil Sol Parti birlikte yürüttüğümüz ortak mücadelemiz çerçevesinde bu görevi üstlenmek durumunda kaldı. Yeşil Sol Parti çatısı altında şu anda seçime giren bir parti değil arkadaşlar. Bunu özellikle anlamanızı bilmenizi istiyorum. Yeşil Sol Parti Emek ve Özgürlük İttifakı çatısı altında 12 partinin ortak temsiliyetini ama kürdüğü bölgelerde de 5 partinin Demokrasi ve Özgürlük İttifakı'nın partisi. Yani biz aslında Türkiye'nin siyasal olarak, toplumsal olarak, kültür olarak bir araya gelemeyen, iki yakasını bir araya getiren bir siyasi parti olarak bu bilgi ağacının altında toplanmış bulunuyoruz.
gerçek anlamda bilgi ağacı, sevginin, aşkın, geleceğin ve yeniden bir hayatın inşa edilmesi için simgeleşmiş bir ağaçtır kendisi. Ve bu tarihi olarak yeni dönemin, yani yeni ekolojik, demokratik cumhuriyetin inşası bakımından belki de bir şanstır, belki de tarihi olarak bir sorumluluk ve görevdir. Bu görevi hem İzmir'deki arkadaşlarımızla hem de sahada aday olmayan ama hakikaten gönlümüzün aday olan, halkın aday olan sizlerle beraber yürüteceğiz. Değilse biz 28 kişiyle yürüteceğimiz bir çalışma değil arkadaşlar. Bunu özellikle bilmenizi istiyorum. Sevgili Mahmut arkadaşım söyledi. Bu seçim bizim açımızdan bir vekil seçtirme seçimi değil. Bir kötülük düzeninin gönderilmesi, yeni bir baharın açılması, yeni yaşamın kurulması seçimi arkadaşlar. O nedenle bu süreç içerisinde yaşanmış her türlü olumsuzluğun farkındayız ve bu sorumlulukları alarak devam etmek istiyoruz. Ama şunu söylemek isterim, bu ülkede 14 Mayıs'tan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ne bu düzen eskisi gibi olacak, ne HDP eskisi gibi olacak, ne Yeşil Sol Parti eskisi gibi olacak. Yeniden ortak bir hayatı kuracağımız iddiasıyla, inancıyla samimi olarak bu sözü söylemek istiyorum. Ama buna sahip çıkarsak, birlikte olursak yeni geleceği, ortak demokratik cumhuriyeti, cumhuriyetin varlığı ama demokrasi olmayan bu hikayeyi yeniden kuracağız arkadaşlar. Buna biz sizlerle beraber ancak başarabileceğimizi inandığımız için buradayız, birlikte değiştireceğiz sloganı kullandık. O nedenle bizler gerçekten kadınlarla buradayız, gençlerle buradayız. Bütün bu farklı kimlikleri parçalayarak bizi yönetmek isteyenler karşısında Kürdüyle, Türküyle, Çerkeziyle, Ermenisiyle bütün renklerimizle buradayız. Geleceğimizi yeniden kurmak için gençlerimizle buradayız. Bizi açlığa mahkum eden şu anda 8500 liralık asgari ücret aslında sıfır noktasına gelmiş bir durumdadır. Şu anda bakan, yani bizim şu andaki Maliye Bakanımız, bizim paralarımız arkadaşlar seçim startını kendi bakanlığında verdi. Daha dün. Görmüşsünüzdür, okumuşsunuzdur. Böyle bir hayat yok arkadaşlar. Böyle bir hikaye yok. Bunlar artık gerçekten arsızlığı dibe vurmuş bir siyasi temsiliyet söylüyorlar. Ve bunlar artık ayakta kalmak için de bütün kötülerle beraber ortak bir ittifak kurdular. Bizim için bu kötüler ittifakı Cumhur İttifakı olarak ifade edebiliriz. Kimlerle yan yana geldiler? Bütün katiller sürüsüyle bir araya geldiler. Kimlerle yan yana geldiler? Kadınlarla resim çektirmek bile istemeyen bir gerici siyasal gelenekle beraber geldiler. Ve bunlar Türkiye'de bizi temsil edecekler. Yok öyle bir şey arkadaşlar. Bunları gönderiyoruz. Öbür taraftan bu mevcut 100 yıllık tarihimizde yaşadıklarımızı asla unutmuyoruz. Bu yaşadıklarımızın tekrar edilmemesi için şunu söylemek istiyoruz. Elbette Millet İttifakı diye bir ittifak vardır. Bir muhalif ittifaktır. Bizim temel hedefimiz şu andaki Ceberut Cumhur İttifakı'nın değiştirilmesidir. Ancak yerine gelecek de bizim için o kadar değerlidir. Dolayısıyla Millet İttifakı'nın sağa savrulmuş haliyle bu Türkiye'nin eski düzenini getirmesini kabul etmemiz mümkün değildir. Bunun için bizim çözümümüz şudur arkadaşlar. Çözümümüz şudur. Bu konuda biz iddialıyız. Sadece muhalefet yapmayacağız. Çözümün Yeşil Sol Parti olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla çözüm mecliste çok güçlü bir şekilde orada olmaktan geçiyor. Üçüncü yolu orada gerçek anlamda kurabilirsek ve gerçek anlamda yoğunluk sağlayabilirsek meclis olarak iddiamız yüksektir. Rakamı söylemek istemiyorum. Belki bu mücadele bizi iktidar ortağı olmaya götürecektir.